Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok ama çok güzel video ile yine karşınızdayım. Evet, görmüş olduğunuz gibi gençler, bugün Batman'in oturacağı yerde oturuyorum. Ama niye oturuyorum? Çünkü bugün zaten başlıktan da anlayacağınız gibi süper kahramanlar için çark çevireceğiz arkadaşlar. Bugün süper kahramanlarımız olacak. Yani şunların arkasında şöyle griyi de göstereyim hemen. Acaba niye gri oldu? Bakın bu beyazdı. Acaba niye gri oldu? Çünkü bu renkte bir kahramanın kostümü var içinde, o yüzden gri oldu. Siz kim olduğunu tahmin edin şu an, bak şu an tahmin edebilen hani cidden yetenekli kişiler varsa bu renk kimin, hangi kahramanın kostümü diye yorumlara gençler şu an şu saniye yazabilirler. Zaten birazdan kim olduğunu görecekler ama bir tahmin yazıp bakalım yorumlarda hani cidden bilebiliyor muyuz, bir görelim. Neyse arkadaşlar, yorum demişken de videoyu yorumlayıp bir de beğenirseniz beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz ve destek çıkmış olursunuz gençler. O zaman havucumuzu yiyelim, altın elmamızı, altın havucumuzu, cartımızı, cürtümüzü yiyelim ve güzel bir şekilde gençler çarkımızı çevirmeye başlayalım o zaman, değil mi? Evet, çarkımız dönsün bir yandan ve biz konuşurken de evet çarkımız nereye geleceğini artık kendi kendine seçmeye, değil mi, başlasın. Evet gençler, görmüş olduğunuz gibi çarkımız her zamanki gibi gerçekçi çark olduğu için dönüyor. Sürekli dönüyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bu çarkta bir değişiklik oldu gençler. Bunu şöyle belirleyeceğiz, bakın. Bunun bir yolunu buldum yine ben tabii ki üstün zekamla. Şimdi gençler şu şöyle söyleyeyim size. Bir taraf, bakın şu koyu ya, bakın. Yani diğerine göre koyu olan iki taraf var. Hani şu taraflardan bahsediyorum. Eğer bunun sol tarafı nereye gelirse oradan hesaplayacağız. Anladınız mı? Yani bakın bu şu taraftan bahsediyorum. Yani ben her seferinde bulacağım. Yani şunu bulacağız. Görmüş olduğunuz şu var ya, şu. Bizim rengimizi belirleyecek. Ben bulacağım gençler, sıkıntı yok. Bakın hani ben ne olduğunu biliyorum. Yani sizin çok dikkatli bir şekilde görüp anlamanıza, kafanızı yormanıza gerek yok. Ben hangi renk olduğunu direkt anlayıp göstereceğim. O zaman gençler hızlı bir şekilde çarkımızı bir durduralım, bakalım nereye denk geliyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi gençler şöyle bakıyoruz. Şu, evet şu gençler, bakın. Ve turuncuya denk geldi. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu arkadaşlar tam turuncuda olduğu için. Evet, turuncuyu açıyoruz. Turuncuyu açıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Hazırsak açtık ve görmüş olduğunuz gibi karşımızda bir Iron Man kostümü var gençler. Iron Man kostümünü hemen şöyle üstümüze geçirelim ve evet Iron Man'e dönüşelim. Bakalım şöyle bir kendimize. Tam Iron Man olduk. Bir de saçlar, bak benim saçlar çok komik oluyor böyle şey kostümlerinde. Süper kahraman kostümlerinde saçım böyle içten çıkıyor ama güzel oldu, şekil oldu. Baksana tam Iron Man. Şöyle bakalım bir fark. Ah, gördünüz, bak yüzümü açtım. Böyle kafamı açtım. Şöyle bir daha kapattım. Görmüş olduğunuz gibi gençler. O zaman şimdi bakalım. Şuradaki canavarımıza saldıracağız. Ben konuyu anlatmadım bu arada. Bu süper kahramanlarla ne yapacağız? Bu şurada dönmeye devam etsin şurada. Evet, biraz geç dönüyor. Çarkımız değiştiği için sürümden dolayı biraz geç dönmeye başlıyor. Evet ama dönüyor yani. Sonuç olarak dönüyor gençler. Tamamdır. Sıkıntı yok. Konu şu arkadaşlar. Buradaki süper kahramanları alıp çarktan ne çıktıysa buradaki canavarımıza, yani Sila'ya gidiyoruz. Bakın ismi de Sila. Görmüş olduğunuz gibi gençler. Bu örümcek. Evet, kocaman bir örümcek. Kırmızı örümcek. Ve buna saldırıp öldürmeye çalışacağız. Şu an Iron Man olduğumuz için Iron Man'i kullanarak nasıl öldürebiliriz? Bir düşünelim bakalım. Iron Man'i kullanarak şöyle öldürebiliriz. Şöyle havaya bir evet zıplayıp uçmaya başlayalım ilk önce. Aynen böyle, görmüş olduğunuz gibi gençler. Şöyle bir yavaşlayalım. Evet, buradan hani böyle fırlata fırlata saldırabiliriz. Yalnız kendisi de çok güçlü. Görmüş olduğunuz gibi kendisi bayağı güçlü. Ama evet, biraz tabii ki biz daha da güçlüyüz ve daha avantajlıyız daha doğrusu. Hani sürekli uçabildiğimiz için hiçbir şekilde bize saldırması kolay olmuyor yani Sila'nın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, uçarak kaçarak güzel bir şekilde Sila'ya saldırabiliyoruz. Ve hemen şunu göstermek istiyorum. Eğer varsa, aynen, çok güçlü bir silah, bakın. Çok güçlü bir silah geliyor ve evet Sila'ya tek atıyor. Gördünüz mü? Iron Man'in özel güçlü silahını kullanmış olduk arkadaşlar. Sila'ya karşı ve Sila'ya tek attık. Tek tek uğraşmaktansa güzel bir şekilde böyle tek atmak evet hoş oldu. Evet, Sila tekrar canlanacak. Çünkü biliyorsunuz diğer kahramanlarımızla da öldüreceğiz onu. Sila tekrar canlanırken, evet canlandı. Biz de gidelim çarkımızı tekrar durduralım ve bakalım şansımıza bu sefer ne geliyor gençler. Bir yandan şunu bırakalım, bize de sürpriz olsun. Evet, bunu bıraktık gençler yerine ve açık kalsın bu. Ve bakalım ne gelmiş. Şu tam griye denk gelmiş. Evet, bakın grinin içine denk gelmiş. Ve gençler o zaman çarkımız tekrar dönsün. Biz de griye gidelim ve
Bakalım gride Batman var, evet, görmüş olduğunuz gibi gençler. Eğer yorumlarda Batman yazan varsa helal olsun. Doğru bildi, evet gençler. Batman yazanlar doğru bildi ve şimdi Batman'i giyeceğiz. Ama Batman'de evet bayağı bir kafamız karışacak. Çünkü bataranklar, mataranklar, cataranklar, kataranklar, kriptonitler, yüzükler, cartlar, cutlar. İşte her ne, siz onları daha iyi biliyorsunuz benden. Evet, bunlar var gençler ve evet, yüzüğü acilen bırakmamız lazım işte elimizde. Evet, yüzüğü bırakmadığımız sürece bize cidden zarar geliyor. Heh, şimdi şu grapple gun bir dursun. Bunu evet, şöyle köşeye bırakalım ve şunu da şöyle köşeye bırakalım. Ve gençler artık Batman'i kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi şöyle mi kullansak acaba? Bak şimdi Batman uçamıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Daha demin uçtuğumuz gibi uçamayacağız. Süzülüş yapacağız gençler. Biliyorsunuz Batman'i. Şimdi buradan atlayacağız ve yanına doğru süzüleceğiz. Daha sonrasında güzel bir şekilde bataranklarımızı kullanaraktan, onları kullanaraktan güzel bir saldırışa geçeceğiz. Ve bakalım işe yarayacak mı? O zaman zıplıyoruz ve süzülüyoruz. Bataranklarımızla, lan ne oluyor lan? Bataranklarımızla saldırıyoruz gençler. Ama silah işlemiyor. Niye işlemiyor lan? Şşt, lan silah. Allah Allah. Oğlum batarang işlemiyor lan silahı. Ah, bittik. Bittik gençler. Bittik. Vallahi billahi bittik. Heh, tamam, öldü. Niye işlemedi ya silahı? Allah Allah, çok garibime gitti biliyor musun? Acayip garibime gitti yani. İlginç bir durum oldu. Bu arada gençler şöyle de saldırabilirdik. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Böyle evet, görünmeden de saldırabilirdik. Yani hani Batman'in şeyi var ya, direkt böyle kaybolabilirdik birkaç saniyeliğine. Ve silah bizi göremezdi ama zaten gerek kalmadı. Batman bir hayli güçlü olduğu için, yani bataranklar işlemedi bile ama ona rağmen öldürebildik. Evet, Batman böyle güçlü bir karakter zaten gençler. Şimdi onun dışında bakalım şansımıza tekrardan ne geliyor. Hemen bakıyoruz, şuradaki gençler geliyor. Mor mu? Yo, çok döndü lan bu, niye bu kadar döndü? Oğlum dursana. Durmuyor. Heh, yeşilde mi durdu bakayım? Yeşilde mi? Evet gençler, yeşilde durmuş. Çok dönmedi mi daha demin? Evet, bu cidden değişik bir çark oldu gençler. Bu çok dönüyor bazen, bazen az dönüyor. İyi ama böyle daha gerçekçi. Evet, yeşil geldi değil mi? Evet, yeşil geldi gençler. O yüzden yeşilin altında kim var? Sizce kim var yani? Kim olabilir? Evet, yeşil bir kahraman kim olabilir? Hani en bilinenlerden böyle. Tabii ki de Hulk olacak. Kim olacak değil mi? Evet, Hulk alıyoruz ve üstümüze giyiyoruz. Hulk'u zaten alır almaz canımızı görüyorsunuz. Bak kalplerimiz nasıl artmaya başladı. Çünkü bu Hulk yani, evet. Silaha doğru zıplıyoruz. Lap diye silahı uçuruyoruz. Uçuruyoruz. Oğlum silah uçtu lan. Nasıl bir şey oldu lan öyle? Bak 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 bak. Bak 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 şimdi bak. Hop tak. Silaha tekrar vuruyoruz lan. Ne oluyor silah? Hop dur şimdi Hulk ne yapacak sana, bak şimdi izle. Şöyle zıplamamızı bir kapatalım ilk önce, aynen, güzel zıplayalım. Şimdi bak silah, gördün mü, seni böyle uzaklaştırırım. Sana böyle uzaklaştırırım seni böyle. Ondan sonra seni böyle fırlatırım silah, biliyor musun? Silah dur, bekle şimdi beni. Bekle, ben şimdi sana ne yapacağım biliyorum silah. Geliyorum silah. Silah, tamam, öldü gençler. Silahı tekrar öldürdük. Silah da yazık lan, hep öldürüyoruz ha. Vallahi bile, neyse şimdi Hulk'umuzun evet, güzel zıplamasını kullanaraktan şöyle tekrardan aynen yerimize gelelim ve gençler görmüş olduğunuz gibi Hulk'la da çok kolay bir şekilde öldürdük silahı. Evet, ben şeyden korkuyorum. Evet, bir tane karakter var, ondan korkuyorum yani. Bunlarla kolay ama onunla biraz zor olacak diye düşünüyorum. Evet, çarkımız tekrardan dönüyor. Durduruyoruz ve bakalım ne geliyor şansımıza. Evet, şansımıza. Şuradan gençler kırmızı denk geliyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi bak, turuncudan son anda kurtulmuş bir kırmızı var burada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gençler, turuncudan son anda kurtulmuş bir kırmızı tam olarak bize denk geliyor ve kırmızının altında sizce kim var? Evet, kırmızı olarak Spider-Man karşınızda gençler. Spider-Man'i hemen üstümüze geçiriyoruz ve şimdi Spider-Man'in tabii ki bir de burada web shutter'ı var. Bunu da hemen gençler şöyle şunu çıkaralım tabii ki, Batman'in şeyi o. Tekrar şuraya koyalım, bunu hatta şuraya koyalım. Evet, şimdi gençler hazır mıyız? Spider-Man olarak bence hiç zorlanmayacağız. Evet, böyle tırmanacağız her tarafa. Hani bak şöyle geleceğiz, tamam mı? Böyle her yere tırmanacağız. Güzel bir şekilde tırmanacağız. Hatta şöyle yapacağız. Şöyle. Evet. Bir örümceğe karşı. Evet, nasıl savaşılacağını en iyi Spider-Man bilir tabii ki, değil mi? Yani evet,
biz zaten örümcek adamız gençler ve evet, karşımızda kocaman bir örümceğimiz var. Şimdi buna güzel bir şekilde saldırıyoruz. Evet, örümceği örümceğin silahıyla vuruyoruz ve evet, büyük bir kapışma oluyor yalnız ha. Büyük bir kapışma mı? Hop, büyük bir kapışma söz konusu lan. Bana bilenmiş ha. En çok bak Spider-Man'e saldırdı biliyor musun? Harbiden bilenmiş gibi bir hali var yani. Git lan. Git öl artık. Heh tamam. Gençler öldürdük ama bir şey söyleyeyim mi? Yani bu örümcek ağlarını atmasaydık bu bizim üstümüze fırlayacaktı. Hani çok bilenmiş. Çünkü karşısında kendisinden olduğu için yani kendine benzer bir şey olduğu için saldırış şekli cidden bizi zorladı biraz. Kendi çapında zorladı tabii. Hani biz hiçbir zaman zorlanmayız da. 4 tane karakterimiz kaldı. Evet, 4 tanesini oynadık ve 4 tane kaldı tam arkadaşlar. Durduruyoruz çarkımızı. Bakıyoruz şansımıza. Şansımıza. Evet, mavi mi geliyor? Hayır. Sarı mı geliyor? Dur artık. Oğlum dursan artık. Nereye gidiyorsun? Heh, evet, sarıda durdu gençler. Şundan bahsediyorum yani. Şu sarıda durdu. Evet ve sarıyı o zaman açıyoruz ve karşınızda Flash. İşte her neyse ikisinden bir tanesi. Flash mı Flash mi hiç fark etmez. Sonuçta arkadaşlar ne olduğunu biliyoruz. Evet, şimdi bir de yüzüğümüz var tabii ki bildiğiniz gibi. Şimdi gençler yüzüğümüzü ilk önce şöyle bir takıyoruz, tamam mı? Evet, yüzüğümüzü taktık. Bu bunun için direkt hani kostümü şöyle giyip çıkartacağız. Şimdi silaha şöyle saldırıyoruz, evet. Hazır bu yüzüğü almışken silahın yanına bakın böyle değil de böyle gidiyoruz, tamam mı? Normal bir şekilde gidiyoruz ve şimdi silaha yaklaşıyoruz. Hani bildiğiniz sevecen bir normal oyuncuymuş gibi Minecraft oyuncusu. Ama bir anda ne yapacağız sizce? Bir anda dönüşeceğiz ve bir anda saldırmaya başlayacağız gençler. Ve o kadar hızlıyız ki bizi tutunamayacak bile. Ha, evet gençler, o kadar hızlıyız ki bakın her şeyin içinden geçiyoruz. Bak şimdi bak. Olaya bak, mevzuya bak. Bak şimdi. Bak şu görmüş olduğunuz ev var ya, içinden geçeceğim. Bak şimdi. İçinden geçtik, görmüş olduğunuz. Bak bunun içinden geçiyoruz hemen şöyle. Güzel bir şekilde içinden geçiyoruz. Ve tabii ki silahın da gençler. Evet, silahın da biraz pardon ama biraz içinden evet geçmek zorundayız silahın da gençler. Ama silah yalnız bizi zorluyor. Evet, böyle bir de bir olay var. Silah bizi biraz zorluyor ama sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama sakin. Evet, sakin, biraz sakin. Evet, silah bizi zorladı. Niye zorladı? Çünkü Flash gençler aynen. Heh, tamam. Flash biraz hızlı. Yani Flash'la biraz zorlandık. Hani zorlanmadık diyemeyiz. Cidden Flash'la biraz zorlandık. Şunu da şöyle atalım. Şimdi o zaman gençler sıramızda bakalım hangi rengimiz var. Şimdi 1, 2 ve 3 tane rengimiz kaldı. Bir tanesi mavi, bir tanesi pembe, bir tanesi mor. Bakalım bunların içlerinde ne var gençler? Evet, şimdi çarkımızı durduruyoruz ve şansımıza bakalım bu sefer ne geliyor? Ne geliyor? Mor geliyor. Evet, şu görmüş olduğunuz gibi gençler. Evet, koyu taraf mora denk geldi ve evet, moru şimdi evet huzurlarınızda açıyorum. Açıyorum. Açtım ve Joker karşımızda gençler. Joker'i üstümüze geçiriyoruz ve hemen malzemelerimizi alıyoruz. Evet, Joker bombası cidden güzel olacak bizim için. Ve kartlarımızı da fırlatacağız. Şimdi gençler o zaman şöyle havucumuzu yiyoruz, tamam mı? Havucu yedikten sonra evet basıyoruz havucu ve hemen silahın üstüne şöyle bombamızı atıyoruz ve silah oradan bir darbe alıyor. Sonra kartlarımızı atıyoruz güzel bir şekilde. Evet, Joker kartlarımız bitti ama şimdi tekrardan uçurduk silahı. Bir daha uçuralım şöyle. Bir daha uçuralım mı? Bir daha uçuralım hadi. Evet, silah şu an çok zor durumda. Bir daha uçuruyoruz. Kendimizi de uçuruyoruz. Silah'a bir tane daha atıyoruz uçarken. Hadi silah, öl artık. Oğlum niye ölmüyor lan bu? Gel buraya. Öl ulan. Niye ölmüyorsun lan? Etrafı batırdım bak senin yüzünden silah. Heh, öldü mü? Oo, çok güzel öldü yalnız gençler. Harbi acayip güzel öldü biliyor musun? Bak ben bunun hani üstüne bir tane daha şunlara... Anam. Patlamadı değil mi lan? Tamam, suda patlamıyor. Aynen, suda patlamıyor gençler, tamam. Şeyler ölecekti bak onun yüzünden. Mürekkep balıkları ölecekti lan silah. Dur bakayım, bize saldırır maldırır şimdi. Tamam, bununla öldürdük ama bizi tanır manır bir daha saldırır. Neyse gençler, Joker'le de evet cidden güzel bir şekilde, eğlenceli bir şekilde silahı öldürmüş olduk. Silahı gençler deneme tahtası gibi bir şey düşünün yani böyle. Evet, öyle yarattığımız bir şey yani. Tamam, şimdi gençler havucumuzu yiyoruz bir yandan. Bir yandan da artık iki tane rengimiz kaldı. Bir tanesi mavi, bir tanesi ise pembe.
Bakalım mavi mi veya pembe gelecek mi? Gelmese de evet gençler bakalım dönüyor. Maviye doğru geliyor ama maviyi geçti. Pembeye doğru gidiyor. Pembeyi de geçti. Ah pembeyi geçmedi. Vallahi pembeyi geçmedi. Bak. Pembeyi geçmedi görüyor musun koyu? Bak görüyor musun? Tam pembenin ucunda durdu. Hani eğer geçseydi şey yapacaktım. İkisi arasında kura çekecektim ama evet direkt zaten pembeye geldi gençler. O zaman çarkımızı hiç çevirmeye artık gerek kalmadı. Zaten pembeden sonra bir mavimiz kaldı. Evet pembenin içinde gençler bakıyoruz. Ve Harley Quinn bizi karşılıyor gençler pembenin içinde. Hemen şöyle evet tekrar Harley Quinn'in de aletini alıyoruz. Ve evet şöyle tipimi hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi şöyle bir... Yok bunda alternatif kostüm yokmuş tamam neyse. Şimdi gençler o zaman hızlı bir şekilde Sila'nın yanına gidiyoruz. Biraz zor olacak çünkü Harley Quinn biraz oyunda şey nasıl söyleyeyim size biraz pasif ama evet bir ayağı pasifmiş ya dur bakalım dur. Bizim biraz zor olacak işimiz. Bizi öldürür ya Sila vallahi bizi öldürür böyle çok kötü öldürür. Ah öldürdü bile vallahi öldürdü gençler. Harley Quinn'le Sila'yı öldüremiyoruz cidden güzel savaşıyor Harley Quinn'le. Çünkü Harley Quinn dediğim gibi biraz sıkıntı. Evet biraz Harley Quinn sıkıntılı. Aman. Oğlum ölüyoruz lan Harley Quinn'le harbiden. Baksana şuna. Şunlar benim üstüme gelse ölmüştüm. Neyse bir Golden Apple belki Harley Quinn'i kurtarır. Evet Golden Apple'ı yiyoruz gençler. Golden Apple'ı yemeye devam ediyoruz ve şimdi Harley Quinn olarak tekrar Sila'nın üstüne zıplıyoruz. Sila öl artık Sila. Öl artık Sila. Hadi Sila. Aman ölmüyorsun be. Niye ölmüyorsun be Sila? Atma. Atma. Aa öldü. Öldü gençler. Tamam ölmüş. Tamam çok güzel. Zor olsa da öldürdük. Evet ama ilk defa öldük gördünüz mü? Tüh be Sila bizi ilk defa öldürdü ve Harley Quinn'le öldürdü. Ki Harley Quinn'le öldüreceğini biliyordum gençler evet. Flash'la Mulaş'la da zorlandık ama Harley Quinn'le öleceğimizi cidden biliyordum. Tahmin etmiştim. Neyse o zaman son olarak Superman'imiz karşımızda gençler. Evet Superman en sona kaldı. En güçlü karakterlerden bir tanesi Superman zaten biliyorsunuz. Uçabiliyoruz güzel bir şekilde böyle. İstediğimiz gibi hiçbir şekilde koşul yok, şart yok. İstediğimiz gibi uçuyoruz ve evet istediğimiz gibi de gençler böyle uzağa savurabiliyoruz. Ondan sonra böyle güzel bir şekilde bakın şimdi bak olaya bak, mevzuya bak. Böyle güzel bir şekilde, güçlü bir şekilde böyle hem yakıyoruz hem içinden geçiyoruz Sila'nın. Evet öl artık Sila, öl artık ama. Hah tamam görmüş olduk gençler Sila'mız öldü. Evet Süpermen'imizi de son olarak gençler buraya hatta bırakmadan önce şöyle bir bakacağım. Hah evet alternatif kostümü görüyor musun bak. Görüyor musun? İlgiye bak, alakaya bak. Bak. Alternatiflere bak. Görüyor musun Superman'i? Aa, kral ya. Kostümlere bak. Neyse gençler. Dur şu kostümde kalalım. Yani ben bunu beğendim. Ve evet size veda edeyim gençler. Superman olarak evet Batman'in bilgisayarına oturuyoruz ve size veda ediyoruz. Gençler kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.